gidiyoruz ama bugün güneşe falan çıkma şansımız yok Tankurt'la. Yani Ayberk sağ olsun, o bize sürdüğü krem yüzünden bütün gece acı çektik. Şu an acımız katlanmış durumda. Kolumuz, bacağımız, herhangi bir yer güneş gördüğü anda mahvoluyoruz acıdan. İşte Monopoly alalım. Monopoly falan oynarız bugün. Yani tatil yerindeyiz ama güneşe çıkamıyoruz işte. Yani bu da bizim şansımız. Yani koruyucu sürüp çıkın. Acıyor, acıyor. Güneşe çıkınca canım acıyor. Aa, koruyacak işte o. 60 faktör yani. Allah Allah, acımasını mı engelleyecek? Daha fazla yanmasını engelleyecek koruyucu. Acımasını da engelleyecek. Acımasını falan engellemez koruyucu ya. Koruyucu nasıl engelleyecek ya? Valla önce Eda Taşpınar'a çok kızdım. Böyle ürün yapılır mı dedim. Ama sonra Ayberk'in üstündeki uyarı yazısını okumadığını söyleyince fikrim değişti. Evet, bu arada üstünde bir uyarı yazısı varmış. Önce bu kremin daha hafifini kullanın. Ondan birkaç hafta sonra bunu kullanmaya başlayın diye. Ayberk sağ olsun umurunda bile değil. Bam bam bam. Yani ben hiç onu kullanmadan kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Gergedan derisi olduğundan. Ben sabah acısına uyandım ya. Ben de acıya uyandım ya. Yo abi, saçmalamayın ya. Yemin ederim acıma uyandım ya. Abi o kadar mı acıyor abi ya? Abi şu an oturduğum yerde acıyan yerlerimi söyleyeyim. Sırtım, omzum, bacaklarım, bacaklarımın altı. Daha hiç hareket etmiyorken, bir de hareket ettim de ne kadar acıdın sen düşün yani. Arkadaşlar geçmiş olsun. Şu an benim yapacak bir şeyim yok. İsterseniz videoyu Eda Taşpınar'a bir şekilde iletin. Ya sizden... kadının yapabileceği bir şey yok. Üzerine uyarıyı yazmış kadın. Ya sizden bir özür dilesin yani. Hani... İstemem özür falan ya. Sen dilemen lazım Ayberk. Bence senin dilemen lazım. Hangimizin dilemesini daha çok tercih ederdiniz ki? Hani ben isterseniz dileyim ama öyle bir şans ihtimal varken bence onu değerlendirin derim. İki çay demiştiniz değil mi? Evet. Peki Monopoly bile oynayacak mısın? Oynayacağım. Üzülmeyin diye oynayacağım. Üzülmeyin diye. Evet. Biliyorsunuz denize giremeyeceğimiz için alternatif eğlence yolları arıyoruz. Monopoly'yi bulduk ama yukarıda böyle Atari'lerin, işte oyuncak arabaların falan olduğu ufak bir çocuk eğlence... Parkı merkezi demeyeyim. Merkezi gibi bir şey var. Ayberk de çok seviyormuş öyle şeyler yapmayı. Ben Tanju sadece imza günlerinde afişte görünce falan hatırlıyorum bizim olduğunu. Hani o da aynı yere geliyordu ama bizim neydi falan oluyordu. Kasırgaya hazır mısın Tankurt? Hazırım. Tamam. Ne ya? Bu daha saçma bir şey için 4 lira. Yani gerçekten inanılmaz eğlendik. Hayatta 4 lirayı daha saçma bir şey için herhalde harcayalım. Kaybetsin, üzülmezdim. Geriz bir şey üzülmezdim. Aynen. Hocam üst düzey bir eğlenceydi bu bizim için. 150 kilometrede de yürünebiliyormuş, durulabiliyormuş herhalde. 150 kilometre rüzgarı biz İstanbul'da zaten yaşıyor muyuz? Kışları yaşıyoruz yani. Bu rüzgarı ise yaşıyoruz abi. Hadi okul hocam, biz okula gidiyoruz. Hadi. Oğlum sığamayız. Hadi sığamayız. Seni şu an okula yolluyor. Deneyim. Sığmazsın. Sığar. Sığır. Ben deneyeyim, ben deneyeyim mi? Sen dene. Önce poposunu sokuyor bana. Süper. Hadi gelsin biri daha. Nasıl gelelim oğlum? Gel gel. Kim dedi sen ben şimdi? Ben. Dedim oyun öyle mi karşılıyor? Ne yapıyor? Gaz yemiyor. Gerçekten burada inanılmaz eğleniyoruz yani. İyi ki denize girememişiz de burada bunları oynamışız.
muhteşem bir eğlence söz konusu şu an burada. Aa yok yok, mümkün değil, mümkün değil. İnersin ya. Ayberk nasıl? Muhteşem bir eğlenceyi arkamıza bıraktık. Onun üzerinden kaç oldu? 3,5. Az mı? At yedim de yani. Yani çok sen, da bir şey yok ama güzel. Ben onun üzerinden 5,5, 6 eğlenmişim. 10 üzerinden 4,5 eğlendim. Oo, bire gider. Bire gider. İçer misin sen sallar? Ben içmem. Soda içerim ben. Ramazan diye mi içmiyorsun? Aynen. Aynen. Ben anlamıyorum bu mantığı ya. 11 ay yani içip sana... Yok, ben 11 ay da içmiyorum. Hiç mi içmiyorsun? Saatim abi. Monopoly oyunu ben de öyle tahmin ettim. Monopoly oynamaya başlıyoruz. Onları parçalayacağım. Sen ördek olsana Serdar. Niye? Bak çok güzel altın. Hayır var abi. Hayır abi, ben şeyim. Arabayım. Kimsin abi sen? Arabayım. Altın ben. Araba oldu. Sen kalem ol, ben de kağıt. Maçka'da mı buluşalım? 20, 30. Bekle 4 vereceğim. Maddi durumunu toparladın ya. 26 lirayla bu. Çok kötü durumdaydım oğlum ya. O bile yetti yani. 36 alayım senden de. 9 çarpı 4, 36 mı eder? 4 kere 9 kaç Ayberk? Ben çarpı alırız, neyim? Tamam, 36 ver. 40. 36 ver. 9. 400 alayım. Bir sayaydım be. 6, 8, 9. Tamam, şimdi zengin oldum diyebilirsin. Evet, evler konmaya başladı yavaş yavaş. Oğlum gel şunu yapalım biz seninle. Tamam. Yani yüzümüz saniye, yüzüm gülsün yani. Bakalım yani bana saniye. Cazip bir teklifte bulun. Tamam, söylüyorum işte. Taksim artı 150 sen. Bir saniye. 2, 4, 6. Kasımpaşa'yı da alıyorum. Hayır, bir kere de dostluk baki kalsın. Ne olur ki yani? Oğlum bayağı param var. 200'ünü alırım. Bayağı tamam, falan... Taksim artı 150'yi kabul ediyorum. Bayağı falan param tamam, yok. Tamam, kabul ediyorum Ayberk. 2, 3, 4, 5, 6, merhaba. 7. Çok İyi tatiller. Eyvallah. Bir fotoğraf çekinebilir misin? Tabii ki çekelim. Of. Ne geldi? Sarvar öyle bir şey geldi. Nereye git diyor? Buna mı geldi? Buna geldi. İyi de bir şey diyeceğim. Çekilelim. Sen buna bakamazsın ki, benim çekmem lazım. Ne ben bakamazsın abi, sen bakamazsın. Hadi fotoğraf. Ortanıza geçip çekelim. Olur hadi öyle yapalım. Fotoğraf çektir. Sen bakamazsın abi, benim şansıma. Benim şansıma sen bakamazsın ya. Abi çekin. Bakamazsın abi, sayılmaz, benim çekmem lazım. Şu fotoğrafı çektirin sonra tartışalım. Tamam. Arkadaşlar öyle değil mi? Evet öyle. Bana genel şans karşısında o açıp bakabilir miyim? Benim çekmem gerekmiyor. Tamam, teşekkür ederim. Yani mutlu çıkamıyorum. Kızgınım çünkü. Siz bir gülün şimdi, çocukların suçu yok. Tamam, çektim. Eyvallah. Sen öyle değil hepiniz. Öyle olduğunu söyledim. Öyle değil mi? Öyle kesin. Tamam. Ha. Bak bunu hayata almadım. O senin abi Server. Cıvıma ya. Bak yok, bunu kabul etmezsen konuşmam ben. Ben oyun boyu mızıkırsam kimse bana acı şey demesin. Bu mızıkma. Al. Kodestan ücretsiz çıkma kartı. Oğlum hayır. Al tamam al. Al tamam. Hayır, ödeyecek hayır, ya. Hayır, al tamam dedim al. Hayır. Ama bunu hayır da gördünüz bakın burada. Hayır. Oğlum, sevgili arkadaşlar da şahit. Ne? Her ev için 25 al, ödesin. Al ödedim. Al. 50. Sevgili arkadaşlar, izleyenler de şahit. Benim bana gelen şans kartına benden önce Tankurt alıp bakamaz. Fotoğraf nasıl bakamaz? Bu arkadaşlar da söyledi. Bu dokunan kişiye göre değişen arkadaşlar bir şey değil. Bana ne abi, benim sırası şansımı engelliyor. Arkadaşlar kim tanımadığımız veriyor abi. Pis enerjisini veriyor karta ya. Bak bak ne kadar Olivia gitti ya. Olivia kim tamam, ya? Tamam, sana gelen kartta ben açacağım o zaman. Aa, aç. Tamam. Benim bütün kartlarımı server atsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana satsana orayı. Hayır şimdi değil kardeşim. Takasa gireyim. Önce parayı ödemen lazım abi. Tamam ödeyeceğim ya. Paradan kaçmak için yapmıyoruz. Biraz yani. 9. 11. Ha 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bak sert 8, 9, 10, 11. Biz buna ne diyoruz biliyor musun? Geçeme 5. Ağır, ağır. Şimdi. Oğlum ben de çok riskliyim ya. Mecliğimde etilen... 2 evim var. 220 alayım canım. Bakayım. Yalan mı söyleyeceğiz Tankurt ya? 8-9-10-10-10. Server ne haber? Çok tatlı. Kodestan çıkacağın yer burası. İstediğin kadar bekle. Çıkıcı geleceğin yer Mecidiyeköy yine. Muhakkak uğrayacak değil mi? Yol muhakkak düşecek. Muhakkak abi. Şu koyduğum yerlere bak evi yani. Az önce Ayberk 3 ev kurduğum Şişli'ye geldi ve bana 550 ödemesi gerekiyor. 550 ödeyebilecek gibi durmuyor şu an. Ne diyorsun Ayberk? Bir dakika dur ya. Bak şimdi 100 burada var. Tamam mı? 200 burada. Bana geriye kaç para kalır? 300...
Kaç para kalıyor oğlum hesapla? 350. 350. Bir de şeyi ver, maviyi ver yeter, tamam. Evleri yıktın mı sen şimdi? Yok, evleri yıkmadı. Al. Tamam. Bir dakika, çok olur böyle. O zaman, abi, abi. O zaman 550 ver abi ya. Yeter. Şöyle yapsana. Kaç kere güzellik yapacağım şöyle sana? Şöyle yapsana. Kırma beni. Kaç kere güzellik yapacağım sana? Hayır. Hayır ya. Abi. Hayır abi. Kaç kere güzellik yapacağım yeter. Oğlum ben bak ben iflas edersen tamam, sıkılacağım. Tamam 550 istiyorum, onu da kabul etmiyorum. Oğlum ben iflas edersen sıkılacağım. İkiniz oynayınca ben sıkılacağım. Ya böyle ya 550. Anlamadım ki ne yapmaya çalıştığını. Ya kumar oynamıyoruz gerçek. Ya böyle ya 550 Ayberk. Ya tamam al, ben hiç sevmem oyunu gerçek gibi oynayan adamı. Ne gibi oynayayım abi, sahte gibi. Ya oyun yani bu, anladın mı, oyun. Hayır, ha, ciddiyim şu an valla şaka. Oyun diyeyim o zaman, almayayım paraları hiç. Tankurt'a da para verdim, ha, şey, o da bana para zaman geçirmek vermiş. İçin oynamıyor muyuz? Evet. Ben yenilince ben... Yani ben tamam ben abi al bunları o zaman. Hayır, al. Hiçbir şey de istemiyorum senden. Hayır, orada öyle takıl. Öyle olmaz. Tamam hadi öyle. Tamam abi al. Hayır, oyunsa oyun gibi oynayalım tamam, abi. Tamam. Hayır, istemiyorum hiçbir şey. Tamam, oynamayacağım bunları. Tamam almasın. Sadece şunu istiyorum, 100 istiyorum. Hayır, başka bir şey istemiyorum o zaman. Tamam al, oldu işte. Kabul ediyor musun? Ediyorum ama iste etmiyorum yani. Nasıl isteyeceğim? Ben sana yani ben sana burada güzellik yapıyorum. 550 senden 550 almak yerine bunun değeri ne abi? Tarabyanın ne? Kaç tarabyanın değeri? 350. 450 550. Aynı parasını ha, verdim ama zaten. Ama buna kızıyorsun bana yani. Aynı parayı bu şekilde alıyorum diye. İstesen böyle almam, nakit ver derim. Veremezsin. O zaman oyun biter. İflas edersin. Her şeyin de benim olur. Tankurt'a yenerim. Ayberk bir daha şuralara geldiğinde sana herhangi bir güzellik yapmayacağım biliyorsun değil mi? Vallahi yap bak ben sana söyleyeyim. Biz bunu zaman geçirmek için oynuyoruz. Kim ne için oynuyor başka zaten? Herkes zaman geçirmek için. Sen beni iflas ettirirsen, ben oyun dışı kalırsam güzel olmaz ki. Zevkli olmaz ki bu iş. İyi de biri kazanacak ki oyun olsun yani. Tamam biri kazanır elbet yani. Kimse iflas etmeden biri nasıl kazanacak Ayberk? Yani galip ha? Birini galip belirleriz. O kazanır. Bu mu yani? Tarabya bende canım. Biri atabilir misin? Bende zaten. Bir daha oyna. Bir daha oyna. Yanılmıyorsam bende. Bir daha oyna. Elektrik kimde? Bende herhangi bir elektrik Sabla. Falan kalmadı. Hay Allah, o da bendeymiş ya. İyi mızıttın ha, tebrik ederim Ayberk. Başarılı bir mızıtmaydı. Ben doğruları söyledim abi. İzleyenler de bana emin ol hak vereceklerdir yani. Altındaki yorumlardan görürsün. Tamam görürüz. Hani ya benden biz, zorla biz, o parayı vermedim. Biz sonuçta parayı. Eğlenmek için oynuyoruz. Zorla vermedim o parayı. Tamam mı? Zaman geçirmek için oynuyoruz. Abi herkes eğlenmek için oynuyor. Eğer ben yenilirsem ve oyundan çıkarsam ben tek başıma yani zaman geçirip eğlenemeyeceğim için doğru olan orta yolu bulmaktı. Oyun şu biterdi, an herkes beni galip ilan ederdiniz. Oyun biterdi o zaman. Bitmezdi. Tankurt'a devam ederdiniz. Şu an herkes gayet eğleniyor ve 3 kişi oynuyoruz. Evet bak ne kadar eğleniyorum. Bir yüzünden anlarlar ne kadar eğlendiğimi. Serber eğlendiğinde de böyle yapıyor. Gayet siz de zaten biliyorsunuz. Doğum günün her oyuncudan 100 bin topla. Ne 100 bin abi? Olmuş pardon olmuş. 8 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 gel. 8. Gel şişliğe gel. Oğlum benim orayı ödemem mümkün değil ya. 3 ev var değil mi orada? 550 alayım. Tamam bir güzellik daha bekliyorum ben kardeşimden. Çünkü ben olsam kardeşime yapardım. Şimdi sen bana bir... Sen şu manadan 75 ver bakalım, ben ipotek ettim. Ver kardeşimi bir mutluluğa eriştirin. Şöyle 70. Tamam. Bir de bunu al. Al. Oğlum kimse bana güzellik yapmadı. Kaç para var orada? Ya bir sular idaresi var. 100-175 lira da para var. Oğlum 550 liralık yerden senden nasıl 175 almamı bekliyorsun? Sular idaresi, sular. Ne yapayım oğlum sular idaresi? Susuz bak evde su yok, hiçbir işimizi yapamıyoruz. Abi, evlerini paramı ver. Ne? Veremiyorsan iflas edip her şeyini bana bırak. Ne? Evet. Nasıl evet? Oğlum veremem hadi sen ver. Yok abi bak ben birazdan buralara geleceğim, bana para lazım şu an. Yemin ederim para lazım. Olmasa eyvallah. Sırf benim olsa tamam. Ya oraya olmasa eyvallah atıyordu önünde. 500 bir dakika dur. Oraya geldiğin zaman beraber yapalım. Ne yapalım? Dostça yapalım. Ne yapalım oğlum? Tankurt'un yerine tamam, geleceğim bölüşelim. Ben. Senin iki tane evinden tamam. Korkacak halim yok yani. Ben buraya geldik mi kirayı ödeyeceğim. Benim kiramı. Yarın evet. Yarım ödeyeceksin. Evet. Bunun karşılığında. Söz mü? Söz. Tamam. Hadi al bunları. Ayberk tekrar Şişli'ye geldi, bana 550 daha vermesi lazım. Kanka şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Burada dostluğumuzu konuşturacağız. Yıllardır sahip olduğumuz kadim dostluğumuz burada devreye girecek. Tamam mı? Ben sana şöyle... Oğlum birlik lan onlar. Bir dakika dur, bir dakika dur. Teklifimi daha dinlemedin, sakin ol. Elindeki en değerli şey maçko. Geçmiş hiç aklıma gelmedi ama orada çok meşgul.
Birlikleri hiç verme bari. Hiç kimse görmesin, yapmam kimseye ben bu kıya. Şunu al. Kuyuyu da açtım. Bir de ipotekli veriyor. Bir de ipotekli veriyor. Bunu kimse görmesin. Yok al abi. Bunu. Yok abi. Nasıl yok? Ben az önce kayıtta iken dedim bu sana yaptığım son kıyaktı, bir daha yapmayacağım. Bak, bir dakika. Teklifimi duymadın. Al bir. Bunu kabul et. Anlıyorum abi. Her şeyi bana bırak ve iflas et. Biz manyak sen kurtar ya, kabul etsin, ben şampiyonum. Hayır, burada trilyonlar var. Burada trilyonlar var. Sen mi tut? Yok abi. Peki. Şöyle yapacağım. Birlikleri bırakıyorum. 20'liklerimi alıyorum. Ay bak, 550 vermen lazım bana. Oğlum, bu ipotekli kaç o. Senin haberin var mı? İpotekli o. Tamam, ipotekliyse bu 120 sayılır işte. 120 sayılır. Tamam, 120 oradan, evet. 120, 100, 140, 160, 380 al. 160, 380. Ne, yanlış mı topladım? Sen al bunları, gerisini öde. Olur mu? Yok ya, ki. Hayır, o iki kere güzel yaptı. Bir tane de sen yap. Al bu Erenköy'ü bak. Erenköy. Ben orada doğdum büyüdüm. Vallahi güzel yer. Vallahi param yok ki. Kanka ben mendil satmaya gelen dilenci değilim. Param yok diye bana şey yap. Hani al bunları, öde işte gerisini kanka. Gerisi zaten kazık olan kısmı. Ya kanka, 500 lira para ödeyecek değil mi? 550. Allah şükür. Hayır, ben sizin dostlarınız değil miyim yani ben? Abi yok ki, param olsa canım feda. Hayır, en sevilen dostumuzum diye ben kendimi tanıtıyorum. İki kere sana kıyak yaptım Aybert. Uras Resort. Oo, o mu dikti? Ya ben... Kanka yapma ya. Zaman geçirmeye oynuyoruz yani. Sonuçta her şey bir eğlence. Hadi gel şuraya öyle bir yere, hadi. 9 gel Mecidiyeköy otel. Abi 1000 lazım, 1000 para. Valla ben bütün paralarımı vereyim, anlaşalım olur mu? İpotekleri de verirsin. Ben iflas ettim ki. Evet. Yani bunun farkındayız abi, değil mi hepimiz? Hemen yorumlara alalım. Ne diyorsun Aybert? Ya hak yediğine zaten izleyenlere ne kadarını koyacaksın bilmiyorum ama gördüler. Aha. Benim daha fazla bir şey demeye bir gereğim ya hak da... Hak yedim öyle mi? Aybert, doyacak mısın onunla? Doymam. Ama tıkacağım kendimi. Ve bizle paylaşmayacaksın onu öyle mi? Ben baştan uyardım. Gelince bir tane bile yiyemezsiniz dedim. Yiyecek olsanız ya kıyamadığımdan, paradasından falan değil. O 30 yerine 100 söylerdim yani. Çok mu seviyorsun midye yemeği Aybert? Hmm. Bir tane ver bari ya. Oğlum yeme demedim mi ben sana? Kaç kere yeme diyeceğim sana ya? İnsan gibi sana sordum. Yiyeceksen söyle, alayım dedim yani Server. Aç gözlü gibi davranıyorsun. Uno'da yenildim. Uno oynadık, onu çekmedik. Ayberk'e yemek kısmı vereceğiz akşam. Ama Monopoly'de ben kazandım diye kimse bana bir şey ısmarlamıyor. Bu biraz... Öyle oynasaydık öyleydi yani. Ben kimsenin hakkını yemem. Ben Monopoly'de kaybettim. Evet. Kazandım. Ben Uno'da yendim. Monopoly'de hükmen ben kazandım falan diyordun az önce. Ama o hükmen. Ne demek ki hükmen? Var mı söyleyeceğim bir şey? Evet, az önce kaydetmeyi unutmuşum. Çok hızlıca tekrar edeceğim. Şarkı lokantasına geldik çünkü Aybert biliyorsunuz onu da kazandı. Onu da kazanınca biz de dedik kardeşimize güzel bir yemek ısmarlayalım. Daha yeni açılmış Fethiye Çarıklı Et Lokantası. Buraya getirelim Aybert'i dedik. İyi yemek yesin çünkü biliyorsunuz kaybetmeye tahammülü yok. Kaybedince kendini midyeye veriyor, bir şeyler yapıyor. Garip garip hallere biliniyor. Madem kazanmış, gönlünü hoş tutalım Aybert'i diye iyi bir yemek yemeye getirdik Aybert'i. Ne diyorsun Aybert? Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yemek güzeldir. Evet. Teşekkürler. Aybert kardeşim afiyet olsun. Teşekkürler. Biz de ekmekle doyuruyoruz karnımızı yani böyle bir şey istedin diye.
Böyle şovlu bir yemek istedin. Yani çok da şovlu değil. Sürekli yediğim şeyler. Allah'a şükür bunlar İstanbul'da falan yiyorum sürekli zaten. Çok da şaşırmadım yani. Tamam. Ayberk orada bir konser falan yatıyorlar. Su versene Ayberk. Şovlu mu? Şovlu ver hadi. Seni. Tamam yapma daha tamam. Kedi... Kediyle ilgili yorum yapsana, oyuncakçı kedi. Evet ya, kedi var ama duyulmuyordur sesimiz. Yani viyak viyak bir saattir yemek yok yapamıyorum. Çok mu sinir bozucu? Oyuncak kedi bu arada yani, normal bir kediden bahsetmiyoruz. Aptal bir oyuncak kediden bahsediyoruz. Denize hani fırlatacağım ya. Gidip mik 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 deyip sonra tekrar gidip tekrar mik mik. Bence duyuluyordur. Bununla kim oynar ki ya? Çocuk. Niye oynasın abi böyle sinir bozucu bir şeyle bir çocuk? Kolay gelsin. Bakın işte ses olayının çözümü. Ses olayının çözümü. Ama kötü bir ses yani gerçekten. Yani. Köpek o diyor ya. Yani çok yani çok da umurumda değil. Çok da hayvanın ne olduğu çok da umurumuzda değil yani. Yemeğimizi de yedik. Ayberk'le Tankurt sahilde bir açık müzik dinlemek istiyormuş. Biliyorsunuz Ayberk'in müzik zevkini çok sevdiğim için bu eyleme katılmak istemiyorum yani. O yüzden onları sahilde acıklı şarkıları ve biralarıyla baş başa bırakıp ben de pişman olmayasın peki sonra. Yani olurum büyük ihtimal senin inanılmaz şarkılarını kaçırdığım için çok üzülebilirim. Ya ben sana gene ufak bir playlist yaparım. Canım. Eyvallah. Sen varken de hiç o hiç problem değil de. Teşekkür ederim. İnşallah daha verimli geçirirsin diyeyim. Ya ben de öyle dolaşırım işte ne yapacağım yani ne, çok da bir verim alamam ama ya sahilde. Server beni de yanında götürsene. Hayır anlamıyorum ki yani ben kaliteli müzik dinlerken siz neden istemiyorsunuz onu anlamadım. İşte o kadar kaliteyi kaldıramıyoruz galiba yani. Abi çok kaliteli. Benim o sakallarını kesmiş yüzünü yerim. Ay. Aa! Kafe Teras Park'tayız. Buranın süper bir manzarası var. Başka var mı burayla ilgili söyleyeceğim bir şey daha? Sadece 6'da gelin. Buraya 6 civarı gelinmesi tavsiye ediliyor gün batımı için. Ama tabii siz geldiğinizde kış olursa ve 6'da gün çoktan batmış olursa... 4'te yazdı. Gün batımına doğru gelin o zaman. Öyle mi? Evet. Tamam.